Merhabalar, tekrar karşınızdayım. Videolara olan ilginizden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bugün yine çok önemli konularımız var. Bir video öncesinden eksik bıraktığımız yerler var. Bu video içerisinde onları da tamamlamayı planlıyorum. Lütfen ben anlatırken sizler de videoyu beğenmeyi ve en azından teşekkürler yazmayı unutmayınız. Kısacık bir hatırlatmam var. Biliyorsunuz ki ben 3 aylık YouTube ve sosyal medya gelirlerime üstünde öksüz kalmış, yetim kalmış, çocuklara ve dul kalmış kardeşlerimize bağışladım. Eğer sizler de bana destek vermek isterseniz lütfen aşağıdaki teşekkürler butonunu kullanarak veya katıla üye olarak elinizi taşın altına koyabilirsiniz. Bu konuda çok fazla eleştiri almaktayım. İşte Muratçım, bizim fakirlerimiz bize yetiyor. Bizim depremzedelerimiz varken siz gidip gelirlerinizi Filistin'deki kişilere bağışlıyorsunuz. Bu hiç hoş değil gibi. Bu eleştirileri yapan arkadaşlar biliyorum ki ya kanala yeni üye oldular ya da beni zerre kadar tanımamaktalar. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki benim için dünyanın neresinde bir öksüz kalmış, bir yetim kalmış çocuk veya dul kalmış bir kadın varsa ona her şekilde elim yettiği kadar, ulaşabildiğim kadar destek vermek isterim. Kimsenin diline, dinine, ırkına, rengine bakmam. Eğer bir gün bakarsam da, kişi ayırırsam da kendi insanlığımdan şüphe ederim. Bunu söylemek çok ayıp ama gerçekten değinmeden de geçemeyeceğim. Ben bugüne kadar aranızdaki bazı dostlarımla, abilerim, ablalarımla birlikte kendi ülkemdeki fakir ve ihtiyacı olan çocuklarımıza onlarca, belki yüzlerce, yüzü de geçmiştir zannedersem, tablet ve laptop desteğinde bulundum. Yine elimin yettiğince, yine biriktirebildiğimiz kadar. Sonuç olarak biz ne kadar büyük insanlarız ki? En azından kalbimiz büyük ama maddi yönden çok büyük değiliz. Depremzede ailelerimiz için ilk günden beridir, hatırlayın, videolar çektim. Yine elimi değil vücudumu bütün taşın altına koydum. Yaklaşık 40 ailemize yardım ettim. İsimlerini vermek istemem. İsterlerse kendileri yazabilirler. Bu 40 aileye belediyeler ile görüşüp, sosyal tesisler ile görüşüp, kalacak yer tesisinde bulundum. Birebir kendilerini de ziyaret ettim. Kendi kaldığım eski kiracısı olduğum eve ev sahibime ulaşarak destek istedim ve o evi bile bir depremzedeye 1 yıllık maddi karşılık beklemeden, 2 yıllık maddi karşılık beklemeden kiraladık. 20'ye yakın depremzede çocuğumuza elimden geldiği kadar her ay burs vermeye çalışıyorum. Ve yine aramızdaki bazı abilerim, ablalarım o öğrencilere, bakın, beni aradan çıkarıp direkt kendileri burs veriyorlar. İsterlerse yazabilirler. Yani arkadaşlar, ben insan kategorize etmem. İhtiyacı olan kim varsa ulaşmaya çalışırım. Bayramda, Kurban Bayramı'nda yaptıklarımızı buradan yazmak istemem bile, söylemek istemem bile. Biz böyle işe yaramaya çalışıyoruz bir şekilde. Umarım bu yorumları yapanlar, bu eleştirileri yapanlar da ufacık bir işe yararlar. Diyerek vaktinizi çaldım, lütfen kusura bakmayın. Hemen konularımıza geçmek isterim. Bu video içerisinde yine 2 yıl saklamalık çok önemli, muhteşem fonlar ve hisse senetlerini sizlerle paylaşacağım. İzleyin, pişman olmayacaksınız. Ve bu video gerçekten çok önemli. Sevgili arkadaşlar, bundan sonraki videolarda elbette ki günlük haberleri ve bülten değerlendirmelerimizi yapacağız. Ama genel olarak zaten son 2 aydır sıklıkla üzerinde durduğum geleceğe dair yatırım stratejilerine, bugün aldıklarımız ve biriktirdiklerimizle birlikte 2 yıl bekleyerek nasıl inanılmaz paralar kazanabileceğimize, geleceğimizi nasıl muhteşem şekillendirebileceğimize, bugün paramızın değer kaybetmemesi için 2 yıl süreyle ne yönde stratejiler belirlememiz gerekliliğe, bugün yapacağımız yatırım ve birikimlerle birlikte gelecekte bu birikimleri nasıl bir eve, bir yazlığa, bir konuta, bir arabaya çevirebileceğimiz hakkında uzun vadeli birikimlerden ve yatırımlardan örnek vermeye devam edeceğim. Ama amacım hiçbir zaman ne bugün, ne yarın, ne gelecek hafta, ne bir ay sonra, ne 6 ay sonra olacaktır. Kulağını dört açan, gözlerini dört açan her insan var. Her insan bu videolardan maksimum seviyede fayda elde edecektir. Lütfen unutmayınız. Peki neden gelecek? Neden 2 yıl? Neden 4 yıl? Neden 6 yıllık bir süreci düşünmemiz gerekiyor? Çünkü içerisinde bulunduğumuz zaman ve konjektür, bugün aldım, yarın para kazanacağım dönemi kesinlikle değil. Çünkü dönemsel bir karlılığın sonunda ama geleceğe dair bol kazanç sürecinin ise başındayız. Ne demeye, ne anlatmaya çalıştığımı zaten birazdan örneklendirerek daha net anlatacağım. Merak etmeyin. Hepiniz anlayacaksınız. Hiç kimseyi rakamlara boğmayacağım, ekonomik terimlere boğmayacağım. Biliyorsunuz son videoda dolar konusunu ele aldım. Anlattığım konu üzerinden çok fazla etkileşimde bulundunuz. Şunu anlattım. Neden piyasadaki her kalem, her ürün, her mamul sanki dolar 60, 70, 80 liraymış gibi fiyatlanıyor? Ya dolar kuru yanlış ya da bu ürünlerin fiyatları yanlış. Ve bana öyle geliyor ki dolar kuru yanlış. Çünkü bundan 6 ay öncesine, 10 ay öncesine döndüğümüzde piyasada durum şuydu. Hepiniz de yakından yaşadınız, hissettiniz. Her gün her kalemin fiyatı artıyor. Kime sorsak bu fiyatlar neden artıyor diye
aynı cevabı alıyorduk. Dolar artıyor. Ve dolar arttığı için de ister istemez fiyatlara yansıyor. Hatta bakın ekonomiden sorumlu o dönemki uzmanlarımız çıkıp şunu söylüyorlardı. Hatırlayın. Dolar kuru çok oynak. Dolar kuru bir dengeye oturunca fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını sizler de göreceksiniz diye. E bizler de vatandaş olarak eyvallah diyorduk. Dolar kuru oynak olduğu için fiyatlar artıyormuş. Bir bakıma da işte biz de hak veriyorduk. Tırnak içerisinde söylüyorum. Be kardeşim son 3 aydır 4 aydır dolar kuru neredeyse sabit. Ama fiyatlar hiç durmadan artmaya devam ediyor. Bakınız bu da bize şunu gösteriyor ki bugünkü dolar genel olarak döviz kuru aslına bakılırsa suni. Elbette ki gerek dünyadaki gevşek dolar endeksi gerekse de carry trade ile birlikte ülkemize akan döviz ile bu dolardaki fiyat aralığı bir süre daha devam edecek. Carry trade'i anlatmama gerek yok zannedersem yabancıların Türkiye'ye gelip Türkiye'deki yüksek dolar faizine para yatırmaları anlamına gelir. Lütfen. Şunu unutmayın ki özellikle bizler gibi 2 yıl kendini birikim süresi tanıyan, birikim yapan insanlar için bugünlerdeki dolar, döviz, euro, sterlin kuru biçilmiş kaftandır. Çünkü ülkedeki en ucuz kalmış şey, en ucuz kalmış birikim aracı kesinlikle ama kesinlikle dolardır, eurodur, sterlindir. Bugün bir çocuğa 30 lira vermeye çekinirsiniz. 30 lira ne ki der çocuk size. Bugün bir kafeye oturduğunuz zaman 30 liraya inanın bana bir pet şişe su içemezsiniz. Bir kahve içemezsiniz. Bir çay içemezsiniz. Markete gidin bir tane çikolatalı gofret alamazsınız. Abartıyorum değil mi? Abartıyorum çünkü ne demek istediğim, ne demeye çalıştığım anlaşılsın istiyorum. Bu dolar kuru böyle devam etmeyecektir. Çünkü bir yerden sonra ihracatçı ucuz doların kendilerine zarar verdiğini görerek ucuz dolar politikasından vazgeçilmesi yönünde baskı yapacaktır. Haliyle de ileriki dönemlerde Türkiye'de faiz artışlarının geçen gün Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yavaş yavaş düşmeye başlamasıyla birlikte bugün gelen dolar yani carry trade ile gelen dolar çıkmaya başlayacaktır, kaçmaya başlayacaktır. Haliyle de ucuz dolar dönemi de yine gelecek dönemlerde kademeli olarak yavaş yavaş vazgeçilecektir. Ve göreceksiniz ki en başta da anlattığım gibi bugün piyasada dolar neden 60 lira, 70 lira, 80 lira gibi fiyatlamalar geçiyor dediğim seviyeye geleceğiz. Kendinize 2 yıl süre verin, göreceksiniz. Kendinize şans verin ve bugünkü bu birikim dönemini pas geçmeyin derim. Bir diğer ucuz kalan birikim aracı kesinlikle ama kesinlikle gram gümüştür. Bugün sizlere bu video içerisinde gümüşün, altının işlem maliyetine, arz ve talepte oluşan dengesizliğe, merkez bankalarının 3. Dünya Savaşı çıkmışçasına değerli metallere, altına, gümüşe saldırmalarından, stoklarını doldurmalarından bahsetmeyeceğim. Zaten aylardır bunu anlatıyorum. Merak edenler geriye doğru videolarımı izleyebilirler. Bunu unutmayın. Özellikle gram altın ve gram gümüş. Eğer kendinize 2 yıl fırsat verecekseniz, bu kanalda kalacaksanız 2 yıl boyunca, 2026 yılının en azından Ağustos ayını birlikte göreceksek, bugünkü fiyatlar biçilmiş kaftandır. Neden gram diyorum, neden ons demiyorum? Çünkü Türkiye'deki yatırımcılar ve birikimciler için gram altın ve gram gümüş hem dolar bazında fiyatlanır hem de onsu bazında fiyatlanır. Yani 2x, 4x kazanç anlamına gelir yükseliş başladığı zaman. Şimdi buraya küçük bir anekdot iliştirmem gerekiyor. Şu tarzda yorumlar görüyorum. Örnek görüyorum sadece. Muratcığım ben gümüş aldım fiyatlar düştü, altın aldım fiyatlar düştü, kripto para aldım fiyatlar düştü, dolar döviz aldım fiyatlar düştü, işte sterlin aldım fiyatlar düştü, hisse senedini aldım fiyatı düştü, şu fonu aldım fiyatı düştü gibi. Bakın bu piyasada aldığınız her şeyin fiyatı düşebilir. İlk başta bunu kabullenmeniz gerekiyor. Ama bakın bu kanal var oldukça ben sizlere bugünü yarını anlatmayacağım. Ve sizler de bugünü yarını düşünerek yatırım yapıyorsanız, birikim yapıyorsanız, gelecek ayı düşünerek yatırım ve birikim yapıyorsanız, işte düştü ne yapayım gibi yorumlar yapıyorsanız lütfen bu kanalı izlemeyin. Zaten bu tarzda yorumlar gördüğüm zaman engelliyorum. Çünkü ben gram gümüşü 2 TL'lerden beridir anlatıyorum. Gram altını 180 TL'lerden beridir anlatıyorum. Dolar 5 lirayken burada karşınızdaydım. Kripto para. Bitcoin 2800 dolarlardayken sizin karşınızdaydım. Türk Hava Yolları hissesi örnek veriyorum. 11 TL'deyken sizin karşınızdaydım. Sadece geleceği işaret ettim sizlere. Bir ev alabilmeniz için yalvardım 2018-2019 yıllarında. Bu faiz oranları, konut faiz oranları, kredi oranları kaçırılmaz diye yalvardım sizlere. Olanlar zaten buradalar. Yazabilirler. Ben de onlardan biriyim zaten. O günlerde balonlar patlayacak diyen ekonomistler hala televizyonlarda boş boş konuşmaktalar. Haliyle asla ama asla özellikle Türkiye'de birikim ve yatırım yapıyorsanız bugüne yarına odaklanmayacaksınız. Geleceğe odaklanacaksınız. Neden kendinize 2 yıl süre vermeniz gerektiğini her videoda anlatıyorum. Bu videoda kısacık yine değineyim. Birikim ve yatırım araçlarında 3 döngü evresi vardır. Bunu ben koydum. Daralma, genişleme ve kar süreci. Bizler daralma sürecinin sonuna, genişleme sürecinin ise başına geldik. Kar sürecine ise henüz var. Hani şöyle düşünün.
Artık ne alırsanız alın, ne birikimi yapıyorsanız yapın, o kar dönemi gelmeden geri dönüş sağlayamayacaksınız. Elbette ki almış olduklarınızdan günlük karlarınız, haftalık karlarınız, aylık karlarınız olabilir. Ama ben size çok daha büyük bir resimden, çok daha büyük bir kar döneminden bahsediyorum. Ne alırsanız alın, kendinize 2 yıl fırsat verin. Ben bu 2 yıllık serüvene ev ve otomobilleri koymuyorum. Çünkü ev ve otomobil fiyatları için bu tarihler, bu günler bence muhteşem. Türkiye'de faiz indirimleri başladığı zaman, krediler açılmaya başladığı zaman bugünkü araç fiyatlarının ve ev fiyatlarının ne şekilde arttığını hep birlikte göreceksiniz. Benim param olsun gider ev alırım. Param olsun gider araba alırım. Motosiklet alırım. Bu fiyatları gelecek dönemlerde bir daha bulamayacağımızı düşünüyorum. Devam edelim. Doları, dövizi, gram altını, gram gümüşü, ekmek gibi, su gibi anladığınızı düşünmekteyim. Özellikle altın ve gümüşü kesinlikle aksatmayın. Çünkü ufukta bir Lübnan savaşı gözükmekte. O bölgede her an bir Hizbullah'a karşı savaş çıkacak. Bilginiz olsun. Ev konusunu, otomobil konusunu da ufakcık değindim. Ne anlatmaya çalıştığımı da anladınız zannedersem. Bakın, bugün bu video içerisinde 2 yıllık serüvenimizde sizlere çok önemli fonları ve beklemeniz gereken hisseleri anlatayım tekrar. Bugüne kadar zaten 50'nin üzerinde fon, 100'ün üzerinde hissesini de anlatmışımdır. İnsanlar şu yönde geri dönüşler sağlıyorlar. Bu kadar fonu niye anlatıyorsun ya kardeşim? Ben anlatıyorum. Bir sürü fon var, bir sürü hisse senedi var, yeni çıkacak fonlar var, kriptolar var. Hepsini anlatmak zorundayım. Kendimi bunu şartlı hissediyorum. Sen aralarından bakarsın, hoşuna giden hangisiyse onu değerlendirirsin. Bırak da anlatayım lütfen. Bir de ben fonları anlatırken, Muratçım bu fonları, hisse senetlerini sadece Midas'tan mı alıyoruz gibi yorumlar gelmiş. Hayır arkadaşlar, istediğiniz yerden alabilirsiniz. Telefonunuzda banka uygulamanız elbette ki vardır. Girin oraya. Yatırımlar sekmesi var. Yatırımlar sekmesine girdikten sonra orada borsa ve fon işlemlerini göreceksiniz. Yatırım, borsa ve fon işlemleri. Eğer aradığınız fonu sizin bankanızda, uygulamanızda bulamazsanız lütfen müşteri temsilciniz ile görüşün. Onlar size yol göstereceklerdir. Ama her kurumdan, her bankadan alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bakınız, hayatınızın fırsatını anlatacağım bugünkü fonlar üzerinden. Lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Gözlerinizi ayırmadan dinleyin, kulaklarınızı ayırmadan dinleyin ve lütfen ama lütfen bir dostunuz, arkadaşınız, akrabanız ile de paylaşın ki bu videoyu onlar da faydalansın. Ulaşamadığınız kimse kalmasın istiyorum. Üzülmesinler. Ya param var, nasıl değerlendireyim? Ben bu parayı ne yapayım? Param eriyor. Kaygılanıyorum. Yükü taşıyan herkese faydamız olsun. Şimdi anlatacağım bu iki fon 2 ila 3 yıl aralıklarında hem sizlere muhteşem kazançlar sunacaktır. Hem de yılda 2 defa %2 ila %4 arası temettü alacaksınız. Sadece bu fonları tuttuğunuz için. Bakın muhteşem. Hem fon kazançlarını alacaksınız. Hem de yılda 2 defa %2 ile %4 arasında temettü ödemesi alacaksınız. Yansıyacak. Aldınız zaten, nereden aldıysanız oraya onlar yansıyacaktır. Sizin ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Anlatacaklarım biçilmiş kaftan. Bir de kimseye yatırım tavsiyesi veremem. Zaten sizin aklınız size yetiyor. Benim aklım da anca bana yetiyor. Ben sadece sizlere yol göstermeye çalışıyorum. Fonlarımıza geçelim. Ben telefonu alıyorum. Midas'ı açıyorum. Midas olanlar beni oradan da takip edebilirler. Birlikte interaktif ilerleyelim. Evet, ekran kaydıma basıyorum. Midas'ı açtım. Zaten bugüne kadar incelediğimiz bazı fonları buradan sizler de görmektesiniz. Bugün inceleyeceğimiz iki fonu da aşağıya bıraktım. Birincisine giriyorum. Azimut Portföy kar payı ödeyen hisse senedi fonu. Sevgili arkadaşlar, kodu Giresun Sinop Paris. GSP. GSP. Bilginiz olsun. Alış valörü bir gün, satış valörü iki gün. Vergisiz bir fondan bahsediyoruz. Yatırımcı sayısı 14.865'e yükselmiş. Pazar payı %2.44. Fonun doluluk oranı %46. Yıllık yönetim ücreti de %3.20. Şimdi GSP fonuna baktığımız zaman yıllıkta %151.59'luk bir kar görmekteyiz. Yılbaşından beridir baktığımız zaman da %63.55'lik bir kar görmekteyiz. Fakat hani dedim ya sizlere, bu fonu tuttuğumuz zaman 2 yıl ila 4 yıl veya 6 yıl, 2 yıl ila 5 yıl diyelim arasında tutmanız gerekiyor diye. Neden? Hemen geliyorum. 3 yıla bastığımız zaman ne görüyoruz? Sadece bu fon üzerinden temettü harici %700'lük bir kar görmekteyiz. Sizlere %700 oranında bir kar bırakmış bu fon. Peki 5 yıla gelip baktığımızda, zaten bu fon 2019 yılında açılmış. 5 yıla gelip baktığımızda %1274'lük bir kar görmektesiniz. Bak, bu fonu aldığınız zaman yani ya 5 lira, 10 lira, 50 lira, ya paranız olduğu kadar biriktirin arkadaşlar, biriktirin. Hani şunu diyorsunuz ya, ya ben hisse senedi alıyorum ama hisse senedi takip edemiyorum, çakı diyor. Ya takip etmene gerek yok. Bakın, bu insanlar sizler için zaten bir portföy oluşturmuşlar. Şimdi bakın, 5 yılda %1274'lük bir karınız var, tamam mı, bu fonda. Bir de 5 yıl içerisinde yılda 2 defa temettü aldığınızı düşünün. Ya bu fondan 100 bin adetiniz var, örnek veriyorum.
%2 ile %4 arasında yılda 2 defa temettü almak sizi ihya eder. İnanılmaz bir gelir kapısı. Muhteşem. Aşağıya doğru inip baktığımda zaten sizler de anlayacaksınız ne demeye çalıştığımı. Bir yıldaki performansına baktığımız zaman bu Borsa İstanbul %92,88 kazandırırken bu fon %151,59 kazandırmış. 3 yıla gelip baktığımızda yine Borsa İstanbul'un üzerine kazandırmış. Yani bir hisse senedini aldığınızda o hisse senedinden belki Borsa İstanbul'un yıllık kazancı kadar bile kazanamayabilirsiniz. Değişkenlik gösterebilir ama gördüğünüz gibi bu fon zaten sizlere 3 yıl içerisinde, 1 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde Borsa İstanbul'un getirisinin bile üzerine kazandırmış. Aşağı doğru inip baktığımızda bu fonun yatırım yaptığı hisselere bakıyoruz sevgili arkadaşlar. İçerisinde Turkcell var, Sohol var, Sahol var, Migros var, Ayasa Hayat Emeklilik var, bir de TAP Gıda var. Bilginiz olsun. İlgili haberleri de zaten buradan incelersiniz. Bunu not aldığınızı düşünüyorum. Hemen portföyünüze attığınızı düşünüyorum. Diğer fonumuza geçelim. Neden bu tarafa bakarak konuşuyorum bu arada? Telefonu eğer bu tarafa doğru getirirsem cızırlama yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Parazit yapıyor yani. Bir diğer fonumuza geçiyoruz. Bir diğer fonumuz ise Aya. Adana, Yozgat, Adana. Adana, Yozgat, Antalya sevgili arkadaşlar. Şimdi fonun detaylarına bakalım. Alış valörü bir gün, satış valörü iki gün. Vergisiz bir fondan bahsediyoruz. Yatırımcı sayısı neredeyse 10 bine yaklaştı. Pazar payı %0,22. Doluluk oranı %5,45. Yıllık yönetim ücreti de %2,50. Şimdi bir yıllıkta bize neredeyse %100 kazandırmış. Güzel, temiz. %100. Yılbaşından beridir neredeyse %50'lik bir kar oranı var. Peki 3 yıllığa gelip baktığımızda ne görüyoruz? %500,48, %550'lik bir kar görüyoruz. Ve unutmayın bu fonda sizlere, çünkü kar payı ödeyen hisse senedi fonu olduğu için bunlar sizlere yılda 2 defa, bazen 1 bazen 2 defa temettü ödeyecekler. Ve temettüyü de buna ekleyin. Almış olduğunuz fonlardan temettü kazanacaksınız ya. Maaş alır gibi yılda 2 defa. %550. 3 yılda. Peki 5 yıla gelip baktığımızda %1000'in üzerinde bir kar görmekteyiz. %1000'in üzerinde bir kar görmekteyiz. Bu fon ilk çıktığında 1 liralardayken bugün 15 liraların üzerinde işlem görmekte. Bilginiz olsun. Yılda 2 defa temettü alacaksınız. Bakın bunu unutmayın. Bunu babanız bile size anlatmaz. Aşağıya doğru iniyoruz. Performansına baktığımız zaman yıllıkta zaten Borsa İstanbul'un altının mevduat faizinin ve doların üzerinde olduğunu görüyoruz. 3 yıla gelip baktığımız zaman ise Borsa İstanbul'un altında altının, doların ve mevduat faizinin de üzerinde olduğunu görüyoruz. Aşağıya doğru geldiğimiz zaman fonun yatırım yaptığı hisselerin içerisinde Turkcell var, Koç var, Migros var, Petkim var ve Astor var. Muhteşem. Bu kadar. Bu iki fon inanın bana yani sizin birikimlerinizi, gelecek için yapacağınız yatırımları gelecekte daha iyi bir seviyeye ulaşabilmeniz adına gerçekten elzem. Burayı kapatalım. Şimdi bir de sizlerle hisse senedi konuşmak istiyorum. Neden bu hisse senedi anlattığımı, neden bu hisse senedi anlattığımı da zaten birazdan anlayacaksınız. Ekrana vereceğim çünkü. Kontrolmatik Teknolojileri Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Hepiniz bir şekilde bu hisse senedini almışsınızdır, satmışsınızdır. Bir şekilde gözünüze ilişmiştir diye düşünüyorum. Dün 8,5 milyon avroluk yeni bir anlaşma yaptılar. Şimdi sevgili arkadaşlar, 5 yıllık veriye gelip baktığımızda bu zaten hisse senedinin ilk çıktığı tarih 2020, yani aslına bakılırsa 4 yıllık bir serüvene bakmaktayız. Ama biz o kadar bakmayacağız. Biz geleceğiz buraya diyeceğiz ki yani hani 2 yıldan bahsediyorum ya ben sizlere. Yani 2 yıl ya beklersek ne olabilir? Burada onu çözümlemeye çalışıyorum sizlerle. 2 yıl öncesine dönüp baktığımız zaman ise 28-30 TL'ler aralığında bu hisse senedini görmekteyiz. Sizler de zaten ekrandan bunu şu anda görüyorsunuz. Eğer biz bu hisse senedini o günlerde almış olsaydık ve beklemiş olsaydık tepki noktası olarak 333 liraları gelmişken görüyoruz. Yani inanılmaz bir kar var ortada. Muhteşem bir kar alabilirdik. Fakat bu hisse senedini anlatıyorum çünkü neden muhteşem bir alım bölgesine geldi. Eğer 2 yıl bekleyeceksek biz bu hisse senedini, bakın hani dedim ya sizlere 2 yılda işte artışını sizlere görüyorsunuz. Neredeyse işte yüzde, hatta şuradan görebilirsiniz zaten ne kadar arttığını. İşte 4 yıllık değişimi buradan sizler de inceleyebilirsiniz. Peki neden bu hisse senedini bugün tekrar inceliyoruz? Çünkü 1 yıllık geriye getirisine gelip tekrar baktığımız zaman neredeyse 1 yıl önceki 150-160 TL seviyelerine yaklaştı. Bakın bugün 180-176 TL aralığından işlem görmekte. Eğer bizler kendimize 2 yıl fırsat vereceksek, 2 yıl boyunca bir hisse senedini tutmak istiyorsak bu kadar geriye gelen yani 330-336 liralardan 180 liralara kadar geriye gelen kontrolmatik teknolojilerini düşünmemiz gerekiyor. Bu benim fikrim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani değerlendirirseniz değerlendirmezseniz o size kalmış. Neredeyse bir yıllık tabanına yaklaştı arkadaşlar bakın. Hatta 2023 yılı tabanının bile altına gelmiş durumda.
Eğer biz bunu 2 yıl değerlendirmek istiyorsak kendimize bir hedef koymamız gerekiyor. Bakın sizlere 2 yıl önceki fiyatından bahsettim ya. 2 yıl önceki fiyat işte 30 TL'lerdeyken 2 yıl aralıklarında yani 2023'ün Eylül ayında 333 TL'lere kadar 2024'te de 300 TL'ler civarından işlem görmüş. Biz kendimize eğer 2 yıl fırsat verirsek bu hisse senedini zaten yani bugünkü fiyatının 180 TL olduğuna bakmayın. 2 yıl sonra enflasyon ile birlikte bu 180 TL'nin zaten 18 TL'ye düştüğünü sizler de göreceksiniz. Aşağıya doğru indiğiniz zaman da zaten Kontrolmatik şirketi hakkındaki bilgileri buradan alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kontrolmatik bu kadar düşmüşken kendimize 2 yıl fırsat vereceksek eğer düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Anlatmadığım bir şey kalmadı. Kripto paraları anlatmadım ama video çok fazla uzadı. Söz veriyorum. Bir sonraki videoda kripto paraları da sizlere anlatacağım. Lütfen kusura bakmayın. Ama kripto paraları da bekleyeceğiz. En azından Amerika Birleşik Devletleri seçimi bekleyeceğiz. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nin bir faiz indirimini bekleyeceğiz. Başka da şansımız yok. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli olacaktır. Seç başkanı 2 gün önce, yok dün bir açıklama yaparak Ether ETF'lerinin sürecinin gayet olumlu ilerlediği hakkında bazı açıklamalarda bulundu. En azından Ether ETF'leri tamamen onaylanana kadar ve piyasaya girene kadar alımlar açılana kadar da kendinize süre verin. En azından kendinize böyle bir süre verin diye düşünmekteyim. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen çıkmadan önce videoları beğenmeyi, aboneliğinizi kontrol etmeyi. Arkadaşlar abonelikler ücretsiz. Herkes abone olabilir biliyorsunuz. Bakın abone değilseniz lütfen abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.